Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Nartes Yayınları Metaword kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Bugünkü konumuz tansayılarda toplama ve çıkarma işlemi. Test 1 pekiştiren sorulardayız. Sorumuzu büyütelim arkadaşlar. Denizin 42 metre altında giden bir denizaltının 15 metre üstünden bir balık geçmektedir. Balığın bulunduğu derinliği ifade eden tam sayı istemiş benden. Denizaltı arkadaşlar 42 metre derinlikte olduğu için eksi 42 diyorum. Artı 15 metre üstünde dediği için artı 15 diyoruz. Ve burası bize eksi 27 olarak gelir. Aşağıda verilen toplama işlemlerinden kaç tanesinin sonucu yanlıştır demiş. Eksi 8 ile artı 3'ü toplayalım. Eksi 8'in mutlak değeri 8'dir. Artı 3'ün mutlak değeri 3'tür. 8'den 3'ü çıkardım 5. Mutlakça büyük olan işareti eksi olduğu için burası eksi 5 oldu. Burası doğrudur. Buraya geldim. Eksi 7 artı eksi 4. Bakın ikisinin de işareti aynı olduğu için bunlar direkt toplanır. Aradaki çıkarma, pardon, ortak işareti olan eksi başlarına yazılır. Burası da doğru oldu. Eksi 6 artı eksi 6. İkisi de aynı işaretli olduğu için direkt toplanır ve ortak işaret başa yazılır. Burası eksi 12 oldu. Burası yanlış. Buraya geldim. Eksi 4 artı 10. Eksi 4'ün mutlak değeri 4. 10'un mutlak değeri 10. 10'dan 4'ü çıkardım. 6. Ve mutlakça büyük olan işaretini yazdım. Artı. Burası artı 6 oldu. Burası da yanlış. Kaç tanesi yanlıştır arkadaşlar? 2. Sayı doğrusunda 12 noktasında olan bir karınca önce 3 birim sağa sonra 15 birim sola gidiyor. Buna göre karınca en son hangi noktada durur olur? Şimdi şu anda 12 noktasında önce 3 birim sağa giderse 15 noktasında olur. Sonra 15 birim sola giderse arkadaşlar tam 0 noktasında olur diyoruz. Ozan'ın Ömer'e 8 lira borcu vardır. Annesi Ozan'a 10 lira veriyor. Ozan borcunu ödediğinde kalan parasını hesaplamak için aşağıdaki işlemlerden hangisini yapabilir demiş. Şimdi Ozan'ın Ömer'e 8 lira borcu vardı. Borç eksiyle gösterilir. Annesi Ozan'a 10 lira veriyor. Burası artı 10 olur. Bu şekilde hesaplar. Doğru cevabımız C şıkkımızda. Yukarıda verilen toplama tablosundaki ilk satır ve ilk sütunda bulunan sayıların toplamı o satır ve sütunda ortak olan kutuya yazılacaktır. Buna göre hangisi yanlıştır? A'yı bulalım. Eksi 3 artı eksi 4. Ortak işaretli olduğu için arkadaşlar direkt topluyorum. Ortak işareti başa yazıyorum. Eksi 7. A doğru. B'ye gelelim. Eksi 4 artı 4. Burası 0 olarak gelir. B doğru. C'ye gelelim. Eksi 3 artı 7. Eksi 3'ün mutlak değeri, şurayı yanlış yazdık pardon. Eksi 3'ün mutlak değeri 3. 7'nin mutlak değeri 7. 7'den 3'ü çıkarıyorum 4. Ve mutlakça büyük olanın işareti artı olduğu için artı 4 oldu. Son olarak D'ye geldim. 6 artı 3. Burası zaten direkt 9 olur. Eksi 9 değildir. Yanlış olan D şıkkımızda. Yukarıdaki sayı piramidine altta bulunan iki sayının toplamı üstlerindeki ortak kutuya yazılacaktır. Şimdi arkadaşlar bakalım. Eksi 4 ile 3'ün toplamı eksi 1. 3 ile eksi 2'nin toplamı 1. Eksi 2 ile 5'in toplamı 3. Eksi 1 ile 1'in toplamı 0. 1 ile 3'ün toplamı 4 ve cevabımız 4 olarak gelir. Aşağıdaki şekilde herhangi bir sayıdan başlanıp o yönüne verilen işlemler yapılarak ilerleniyor ve başlanılan kutuya dönülebiliyor.
Buna göre hangi seçenekteki şekil bu kurallara göre doğru tamamlanabilir demiş. Şimdi eksi 3'e 1 eklediğim zaman eksi 2. 4 eklediğim zaman arkadaşlar artı 2. Artı 2'ye 3 eklediğim zaman artı 5. Artı 5'ten 4 çıkardığım zaman arkadaşlar ya da eksi 4 eklediğimiz zaman artı 1. Artı 1'e artı 6 eklediğim zaman artı 7. Artı 7'yi de artı 7'den 4 çıkardığımız zaman artı 3 olur. Ama eksi 3 dediği için burası olmadı. Eksi 4'e 1 ekliyorum. Eksi 3. Eksi 3'e eksi 3, eksi 8 yapıyorum. Burası eksi 11 oldu. Eksi 11'e 6 ekliyorum. Eksi 5. Eksi 5'e artı 5 ekliyorum. 0. 0'dan eksi 2'yi çıkarıyorum. Eksi 2. Eksi 2'ye artı 2 ekliyorum. 0 olması gerekiyordu. Burası arkadaşlar 4 oldu. Yanlış. Şöyle birazcık küçültelim. Eksi 6'dan eksi 6 çıkarıyorum. Eksi 12. Eksi 12'den eksi 4 çıkarıyorum. Eksi 16. Artı 8 ekliyorum. Eksi 8. Artı 8 ekliyorum. 0. 0'dan 3 çıkarıyorum. Eksi 3. Eksi 3 ekliyorum. Eksi 6. Bakın C şıkkımız doğru oldu. D'ye de bakalım. Eksi 5'ten eksi 4 çıkarıyorum. Eksi 9. Eksi 1 çıkarıyorum. Eksi 10. Artı 6 ekliyorum. Eksi 4. Eksi 4'ten eksi 4 çıkarıyorum. Eksi 8. Eksi 8'den eksi 2 çıkarıyorum. Eksi 10. Ve eksi 10'dan eksi 5 çıkardığım zaman eksi 15 olur. Burası da yanlış oldu. Doğru cevabımız C şıkkımızda. Aşağıda verilen kare şeklindeki kağıdın üzerine eş kareler çizilmiş olup her karenin içine bir tam sayı yazılmıştır. Kağıda şekil 1 ve şekil 2'deki yatay ve dikey katlamalar yapıldığında şekil 3'teki kağıt elde ediliyor. Katlama sırasında üst üste gelen tam sayılar toplanıp bu karelerdeki sayıların yerine elde edilen toplam yazıldığına göre şekil 3'te kağıt hangi seçenekteki gibi görünür demiş. Şimdi 4 ile 8'i topluyorum arkadaşlar. 12. Eksi 3 ile eksi 9'u topluyorum. Eksi 12. Eksi 1 ile 6'yı topluyorum. 5. 2 ile 7'yi topluyorum. 9. Eksi 2 ile eksi 8'i topluyorum. Eksi 10. 1 ile 5'i topluyorum. 6. Eksi 7 ile eksi 4'ü topluyorum. Eksi 11. Eksi 6 ile 3'ü topluyorum. Eksi 3. Şimdi şöyle yapalım. 5 ile eksi 10'u topluyorum. Eksi 5. 9 ile 6'yı topluyorum. 15. 12 ile eksi 11'i topluyorum. 1. Eksi 12 ile eksi 3'ü topluyorum. Eksi 15 olarak geldi. Baktığımız zaman doğru cevabımız B şıkkımızda oldu. B'yi işaretledim. Böylelikle arkadaşlar videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.